Ekiplerimiz bugün Boğazlıyan Özler köyündeyiz.
başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Boğazcan'ın Özler Köyü'ndeyiz. Eski ismiyle Özler Kasabası, yani Özler Köyü diyeceğiz tekrar. Nüfus nedeniyle Özler Köyü oldu. Yine Özler Köyü'ndeyiz. Şu anda burada ne yapılıyor abi? Şu an burada yöresel olarak köy yufkası. Eski bildiğimiz anam babam usulü diyeyim ben, öyle anlarlar. Evet, Tandır'da köy yufkası. Evet. Ne zamandan beri yapıyorsunuz burada? Kimlere yapıyorsunuz? Bu yaptığınız yufkaları satıyor musunuz? Toptancılara mı veriyorsunuz? Yozgat bölgesinin ağırlıklı genellikle köylerinde çalışıyoruz. Evet. Ki bu müşterilerimiz arasında Kayseri de var. Akşam saat 4'ten sonra 1-2 araba Kayseri'ye siparişlerimiz var. Yani elimizin uzanabildiği yere kadar göndermeye çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki günde kaç tane yufka yapılıyor burada, aşağı yukarı kaç tane işçi var? Şimdi şöyle söyleyeyim, yaklaşık şu an 15 kişi falan çalışıyoruz. Yaklaşık 4000 adet olarak ekmek çıkıyor. Evet, günde 4000. Aynen, 4000 tane yapıp gönderiyoruz. Çok güzel abicim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ruhu Akpınar, selam ederim, gözlerinden öperim oğlum. Ben annen, Fatma Nur'uma selam ederim, gözlerinden öperim. Cemil'im, gelinim, gözlerinden öperim. Gamze'min, Çınar'ımın gözlerinden ayrı ayrı öperim. Selamlar söylerim kızım. Hadi işiniz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Öptüm sizi, hadi öptüm kızım, hadi. Yapayım mı? Belçika'daki oğluma, gelinime, torunuma selam eder, gözlerinden öperim. Yurt dışında kardeşime, çocuklarına, hanımına, yeğenlerime hep selam eder, herkesin gözlerinden öperim. Kayseri'de yaşayan oğlum Recep, kızım Sevim, kızım Yiğiterim, gözlerinden öperim. Yurt dışında çalışan yeğenlerimin hepsinin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsunlar, işleri rast gelsin. Hadi iyi günler hepinize. Almanya'da oğlum var, kızı Nurettin var, kızım Melih'e var, gelinim Ayşe var, torunlarım var. Onlara hep selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Yeğenlerime hep selam söylüyorum. Bir de Kuvar Celal'ım var, onu çok severim, onu da öpüyorum. Onlara da selam söylüyor, gözlerinden öpüyorum. İşleri rast gelsin, Allah'a emanet olsunlar. Şırnakçı kapıda. Ya oğlumuz, torunlarıma, Kayseri'de yaşayan torunlarım var, Hasan oğlum var, gelinlerime. Hepsine selam ederim, gözlerinden öperim, hepsi işi rast gelsin. Turgut'um anne, kurban olsun sana. Askerim, gözlerinden öperim. Hollanda'da kızım var, ona selam ederim. Kuvame, torunuma, gözlerinden öperim. Kardeşim Yunus var. Viyana'da İrbağım kardeşim var, ona selam ederim, gözlerinden öperim. Yeğenlerime, yengeme, ablama, herkese bol bol selam söyler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Size oğlum Ömer Hacıma, kızım Gonca'ma, torunlarıma, gelinim Sebiye'ye gözlerinden öperim. Hadi uğurlar olsun kızım, gözlerinizden öperim hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi öpüyorum sizleri hadi. Avusturya'da yeğenim var. Selam ederim, gözlerinden öperim. Timur'um, hatını kızım, size de selam ederim. Almanya'da da Nurettin var, Melihan var. Daha orada gelinlerim, komşular var. Hep Alayna'ya da selam ederim kızım, gözlerinizden öperim. Öptüm sadece, sağ olsun. Sana da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de buradan Hollanda'daki oğluma, gelinime, tüm tanıdıklarımıza, Avusturya'da kız kardeşim var, erkek kardeşim var, amcalarım var. Onların hepsine çok çok selam gönderiyorum. O duyar mı orada? Ne diyeyim? Kenan'ım. Ne diyorsun, kurban oldum. Sana selamım var. Sinan'ım. İyi misiniz kuzularım? Berk'im, Melih'im, Aslı'm, Mustafa'm, Canan'ım. Hollanda'da o da. Oldu mu kız? Gitti mi?
ya, derdimiz ne ya? İnsan var. Emine, soyadım Şahin. Avrupa'da 3 tane oğlum var. İsmail, Bilal, Mehmet. Atlan yanımda. Hepsine de selam ediyorum. Dördünün de gözlerinden öpüyorum. Torunlarımın hepsine de selam söylüyorum. İlkay'ıma selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Asme, Emre'ye hepsine de selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Annesine, babasına, hepsine de hepsine selam söylüyorum. Ancak bu kadar hak ediyorum paşamla. Birdenbire evvelden desin. Ben Adnan Şahin, Özler Birlik Dernek Başkan Yardımcısıyım. Özler Köyü'ndenim. Burası da yeraltı şehrimizin giriş bölümü. Yaklaşık 1700 yıllık bir geçmiş olduğu söyleniyor. Tam tespit yapıldı, onda da halen bilmiyoruz. Şu anda 270 metresi ışıklandırıldı. Turizme açık vaziyette. Ama şu anda çalışmalı olmadığı için kapatmışlar. Terör gülü görüyorsunuz. 270 metre içeri mi gidiyor abi? İçeriye. Kaç metre gidiyor daha fazla içeriye? Büyük bir ihtimalle benim tahminim Kapadokya'ya çıkmayı düşünüyorlar buradan. Buradan yani Nevşehir'in Kapadokya'ya yani, kadar evet, yol mu varmış? Büyük bir ihtimalle. Kayıp bir şehir miymiş? Kayıp, evet, aynen. Yeraltı şehri, evet. Anladım. İnşallah burası açıldığında evet, daha içinde, detaylı tabii, bir içini tabii, gezerek tabii, çekeriz tabii. Abi. İlerledikçe zaten içinde kiliseler, yerleşim yerleri, odalar meydana çıkıyor yani. Evet. Uçan yerler çok. Onları temizlemek biraz zor. İşte yavaş yavaş temizlemeye çalışıyoruz. Ne zaman keşfedildi? Burası ne zaman ortaya çıktı abi? Şimdi yıllardır bilinen bir olay bu. Yıllardır biliniyor. Yani herkes evet, biliyor yeraltı şehrinin olduğunu, mağaralar olduğunu. Fakat buradaki arkadaş evi terk edince istifa ettiler. İşte kapısı, ana kapısı buraymış. Buradan giriş yaptılar. Tabii değişik yerlerde de dağınık kapılar var. Girişler, çıkışlar. Oran tam mağara ağzı gibi yalnız oralar. Anladım. İşte arkadaşın işte evini yıktılar. Köylü vatandaşın. Parasını da verdiler. Bu evin sahibi nereye gitti? Başka yere mi? Kayseri'ye göçtü. Mürbüsçülük yapardı arkadaş. Anladım abi. Ama şimdi ne yapıyor bilmiyorum yani. Köyümüz bunun yani böyle tarihi bir yer. Köyümüzün hemen kendi tarihçesi de 300 yıla yakın. 300 yıl. Peki biraz köyü anlatır mısın abicim? Kasabaydı burası. Özler kasabasıydı. Evet, Özler kasabasıydı. Daha sonra bu seçimde ne kadar oyla köye düştü? Maalesef işte 43 oyla. 43 oyla evet, kasabadan yani, köye evet, tekrar evet, döndü. Evet. Döndükten sonra Özler köyünde bir halkta bir küskünlük oluştu mu? Bence oluştu. Çünkü belediye gittikten sonra köy bayağı bir göç verdi. Hı. Tahminen 600 civarında vatandaşımız Kayseri gibi, işte Boğazyan gibi yerlere göçmeye başladılar. Avrupa'da çok insanımız var. Buranın %90'ı Avrupalı. Mesela ben 5 kardeşim, 4 tanesi Avrupa'da. Hı. Yani herkes de benim gibi hemen hemen herkes. Yani üzülüyoruz belediyemizin gittiğine, fakat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Muhtarımız olsun, özel birlik olsun, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Buranın İşe, geçim kaynakları nelerdir peki? Geçim kaynakları köyünün? İşte çiftçilik. Çiftçilik, arazisi çok mu? Arazisi çok, hemen hemen diyebilirim 60 bin dekar arazisi var yani. 60 bin dekar. 60 bin dekar. Anladım. Buradan izleyicilerimize şöyle bir selam gönder. Kardeşlerin de gurbetteymiş. Onlara şöyle isimlerini söyleyerek bir selam gönder abi. Evet, söylemek istediğim bir şeyler varsa buyur. Hollanda'da kardeşim Bilal, Mehmet, yeğenlerim, kız kardeşimin çocukları, arkadaşlarım, herkese bol selam söylüyorum. Teşekkür ediyoruz abi.
Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Boğazya'nın Özler Köyü'ndeyiz. Yine burada bir mağara var. Mağara dikkatimizi çekti. Nedir bu mağara abicim? Bu mağarada bir yeraltı şehrinin girişi oldu. Evet. Bir başka giriş oldu. Birkaç girişinden birinin olduğu söylenir. Zaten esas ana girişi ileride gösterdim size zaten. Evet, buradan çalışma başlatıldı oraya. Ne kadar gidiliyor? Küçükken giriyorduk. Ben bir küçük yaşımda girdim. Hemen hemen bir 500 metre gittiğimi biliyorum. 500 metre gittim. Tabii köyün tepelerin altından öbür mağaralara çıktığını, değişik odalara girdiğimi biliyorum yani. Bazı yerler dar, geniş, uzayıp gidiyor böylece yani. Öbür tarafı istimlak etmişler. Devlet orayı, el atmış evet. Ama buraya da el atar herhalde. Tabii tabii buraya da el atarlar. Nereye çıkıyor diyor buralar, nereye çıkıyormuş buranın ucu? Yani büyük bir ihtimalle Kapadokya'ya çıkacağını zannediyorum ben buranın. Kapadokya'ya. Çünkü Elmalı diye bir köy var ileride, 10 kilometre ileride. Oraya çıkışı garanti. Anladım. O da Kapadokya yolunda, o Elmalı köyü. İnşallah ki öyle bir şey olur yani. Anladım. Bu ihtimal var. Tanıyalım amcam. Yılmaz. Yılmaz. Soyadın ne ya? Altınoğlu abi. Yılmaz abi nerelisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun abim? Araziden geliyorum, araziye gideceğim. Araziden geldim. Evet. Ya. Nerelisin sen abim? Kayseri. Nere? Kayseri. Kayseri mi? Hı. Bura nere? Bura taf. Sen nerelisin? Kayseri. Burada ne geziyorsun? Geziyorum. Nasıl geziyorsun? Gezmez olur muyuz? Buralı değil misin? Buranın yani eniştesi misin? Evet. He? Bura. Evet. Tamam, izleyicilere bir selam söyle abicim. Buyur Sayık abla. Ama hepsine de selam ederim. Teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim kurban olurum, herkese selam söylüyorum. Herkes, adım ne ya? Adım seni. Fatma Şahin. Nerelisin, nereden geldin buraya? Bura nereye? Bura Özler, Yozgat Özler. Sen nerelisin? Ben buralıyım. Doğum büyüme buralı. Öyle mi? Var mı kardeşlerin? Üç tane kardeşim var, bir bacım var, iki bacım var, üç tane oğlum var, bir kızım var. Neredeler? Onlara bir selam söyle. Şöyle onlara selam, biri Kalaba'da, kızıma selam söylüyorum. Oğlum Kayseri'de iki tane oğlum, onlara selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum oğlum. Sağ ol, teşekkür ederim, sağ ol. Açıyor musun? Evet, köyümüz çap olarak 3,5 kilometre çaplı. Çok büyük bir köy. Ağırlıklı olarak Almancı ve çiftçilikle uğraşıyor kalan buradakilerde. Köyümüz çok güzel bir köy. Çok üzüldüğümüz bir yanı var işte belediyemizin gitmesi. Ona çok üzülüyoruz. İnşallah ileriki bir zamanda o nüfusu sağlayıp tekrar belediyemizi alabiliriz. Bura kasaba değil, ilçe olacak bir yer. Aynen. Ya. İlçelik bir köyümüz. Çok güzel. Evet, aynen. Çok güzel. Yerleşim de güzel, insanlarımız da güzel. İnsanlarımız imecülüsü, yardımı seven insanlar, köyünü düşünen insanlar, köyünü seven insanlar. Bu kadar yani işte, ne diyeyim artık. İnşallah çekimlerimiz devam eder. Yeni yeni sponsorlarımız olursa buraya İnşallah. Sık sık geliriz abi. Tamam. Sık sık burayı çekeriz, gündeme de getiririz abi. Gerçekten güzel bir iş. Zaten köyümüz gündemlik bir köy aslında. İlgilenmesi lazım köyümüzle. Reklam önemli abi. Reklam önemli. Reklam. Her şey reklam. Sağ olsun önemli. Sayın Valimiz Kemal Bey de köyümüzle iyi ilgileniyor. Evet. Her ne müşteri hayatımız olursa yetişip geliyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle yani işte. Ya bir selam söyle şöyle gurbetteki izleyenlere abicim, kameramızı kapatmadan evet. önce. Bütün Özler halkımıza selamlarımızı söylüyoruz buradan. İşte köyümüz görüyorsunuz yerinde duruyor güzelliğiyle, ihtişamıyla. Bir tek siz yoksunuz. Bir tek siz yoksunuz evet.
7. ayda gelip 9. ayda gidiyorsunuz. Tabii rıhs neredeyse mekan oradır. Kesinlikle abi. Herkes Allah kolaylık versin. Herkese bol selamlar söylüyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür. İsmim Fazlı Şahin. Nerelisin abim? Özler Köyü. Özler Köyü'nden. Boğazlıyan Özler Köyü'nden. Selam söyle tanıdıklarına. Bütün Özler halkına selamlarımı söylerim. Teşekkür ediyoruz abim. Avrupa'daki arkadaşlarımıza selamlar olsun. Bütün köylerimize selamlar olsun. Oğlum Mustafa. Hollanda'daki Mustafa'ma selam olsun. Evet. İzmit'teki, Gölcük'teki oğlum Asubay da selam olsun. Gözlerinden öperim. Torunlarım var 2-3 tane. Emirhan, Tolga, Hollanda'da Caner'im var, torunum. Onlara da çok selam ederim, gözlerinden öperim. Köyünün hali bu işte. Ne güzel. Köyümüz çok güzel. Çok güzel köyümüz var. İlçe olabilecek. Halkımız da güzel. Evet. Çok güzel halkımız İnsanları var. İnsanları da gerçekten cana yakın böyle. Evet. Mütevazi insanlar. Misafirperver. Misafirperver doğru. Ekmeği yenir, çayı içilir köyümüzün. Doğru. İnşallah sık sık geliriz. İnşallah. Sizleri böyle gördükten sonra, tanıdıktan sonra böyle cana yakın insanları sık sık görmek isteriz abim. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederim. Evet, Avrupa'daki yakınlarımız, yeğenlerim, kardeşlerim, köylülerim. Herkese bol selamlar. Ümine anneniz yanımda. Onun da bol selamları var. İnşallah seneye görüşürüz. İrtibatı kesmeyin lütfen. Bazen arayı uzatıyorsunuz. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi şerefsiz gelsin. Ablama da ver, ablam da bir selam söyle. Tüm köylerimize selam söylüyorum. Torunlarıma, Asim Ağa'nın uşaklarına, hanımına, hepsine de selam söylüyorum. Atlarını getiremeyeyim, heyecanlıyım. İlkay'ıma, hepsine de. Torunlarıma, hepsine de selam söylüyorum. Öpüyorum hadi hepsini de. Aşk ile coşacak, sen mi kalmadın? Cahile diyecek, sözünü kalmadın. Susundur boşver, dinle biz. Cahile diyecek, sözünü ne güzel bir türkümüz var. Rahmetli Neşet ustamızı anmadan da edemeyeceğim. Rahmetle anıyorum. Hiçbir sahnemde de ondan türkü okumadan olmuyor. Ve sevilen bir türkü. Gönülde. Thank you.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnce, nesiz olmaz Türkiye olarak? Nesiz? Evet. Sürme nesiz olmaz değil mi? Bir sürmeyi yapalım o zaman. Sağ ol teyzem, sağ ol. Görüyorsunuz. İyi, çok şükür. Ne yapıyorsunuz? Gözleme açıyoruz. Gözleme açıyorsunuz. Ne zaman açıyorsunuz? Sabahtan bu yana açıyoruz. Baştan açtın gözleme. Hemen geçti. Yüzü geçti. Yüzü geçti. Evet, geçti. İyi, nasıl geçiyor peki? Festivaller nasıl çok geçiyor? Çok güzel. Güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Geçen sene nasıldı, bu sene nasıl? Geçen sene de güzeldi, bu sene de güzel. Bu sene daha güzel olacağı da inanıyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Gözleme yaparken de çekelim, tamam mı seni tamam. Yarın? Tamam. Bu ablamı da şöyle bir tanıyalım. Ne yapıyorsun abla? Vallahi ne yapalım, gözleme açıyor yeğenim. Gözleme açıyorsun. El yapıyorsun gözlemeyi. El yapmalı, elimiz yapıyor. El yapıyoruz. Festivalimize katkı olsun. İşte şeyimize bir iyiliğimiz dokansın diye çabalıyor işte. Kendimize bir eğlence, bir şey katkı yapmak için uğraşıyor. Daha ne diyeyim, Allah hayırlısını versin, hayırlı festivaller olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet. Devam ediyor arkadaşlar, yine sanatçımız ekranlarımızda. Devam ediyoruz yine röportajlarımıza. Şöyle kalabalık ortamda gözleme çeşitlerimiz var, yine tatlı çeşitlerimiz var. Yine vatandaşlarımıza kameramızı tutacağız. Evet, abimiz burada. Merhaba abicim. Hoş bulduk. Nasıl, festival nasıl gidiyor? Festivalimiz bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Özler Birlik Derneği olarak. Şu anda ilk açılışımız vatandaşlarımızın katılımıyla çok güzel oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Festivalimiz bizim iki köyümüz var, yani iki mahallemiz var. Birlik ve beraberlik için, zaten adımızdan da belli, Özler Birlik olarak. Şu an çok mükemmel, her şey çok güzel. Daha da iyi olacak inşallah. Sizlere teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Sağ olun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, nasıl geçiyor? Çok güzel, büyük bir festival.
Yozgat'ın adına yakışır, şanına yakışır bir şekilde sanatçılarımızla festivalimiz çok güzel. 3 gün boyunca sürecek. Bütün değerli Yozgat halkını, Boğazlayan halkını şenliğimize bekliyoruz festivalimize. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çayı yine yalnız götürüyoruz. Tek başıma götürüyoruz. Ben diyorum. Çayı diyorum tek başıma götürüyoruz. Vallahi abim. Şimdi güzellikle onları götürüyoruz. Evet. Nasıl şöyle gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. İyi gidiyor. Evet. Sanatçılar beğeniyor musunuz sanatçıları? Keşke şu gelseydi daha iyi olurdu. Sanatçıları beğeniyor. Beğenmesem buraya gelir miyim? Güzellik varken, şenlik varken, yozgatımızı büyüttük varken gelmez olur muyum? Başka ne diyeyim bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz abicim. Senin adın ne? Kenan Yüge. Nasıl gidiyor festival? Buyur. Festival nasıl gidiyor festival? Çok iyi. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Allah'tan bir zaman ben.
Hayatı teslim yapmışım, sallıyor boğuşum. Adını duydukça alır boğuşum. Beni diyorlarmış benim adime, gelmişine geçmişine sayıyor boğuşum. Gelmişine geçmişine sayıyor boğuşum. Hayatı teslim yapmışım, sallıyor boğuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Beni diyorlarmış benim halime, gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Efendim şöyle ilerlesek daha güzel olacak. Şöyle kenarda kalmayın lütfen. Oturanlar mı? Yaşımı kırık diyorlar, coşu deli geldim durut diyorlar. Unut artık unut deli diyorlar. Söylesene söyle inanayım. Söylesene söyle inanayım. Şimdi hayatı tespit yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça alıyormuşum. Beni diyorlarmış benim halime, gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tespit yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça alıyormuşum. Geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Uzaklardan da akşamlar toplar sözümle mi gözler? Ay, 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 ay. Öyle bir zamana geldim, oğlu babasından mesajlar. Ay, ay, ay. Vicdanım kararlanmamış, uyanır kararlanmamış. Şöyle hep beraber bir şöyle enerjimizi bir tavan yaptıralım ya. Evet. Olmaz mı? Olur. Ey benim güzel güneşim, bilmem ki nerede varsın. Olmadı gene, olmadı. Hayır. Son söz. Ey benim güzel güneşim, bilmem ki nerede varsın. Hoşumsun, hoşumsun. Harikasınız. Bilmem ki salak feleksin, garibe nasıl kıyarsın oy. Ay, ay. Vicdanın da ardarmamış, o canın da vardarmamış. Ha! Ablam har, gel babam de, de, de. Ablam har, 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 gel babam de, de, de. Ablam har, 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 gel babam de, de, de. Ablam har, har, har. Çok teşekkürler. Ayetinize sağlık ama oturmayın. Halay, daha yok muyuz? Şura büyüsün, kocaman olsun ya. Yalnız şu küçük bebelerimiz arada kaynamasın lütfen. Kalabalık büyüyene kadar başlamıyorum ben. Hazır mıyız? Mendil yok. Hazır mıyız? Haydi bakalım.
versinler sana. Çocuklara can alamayacağım, ben sana hayran uyanmayacağım. Çocuklara can alamayacağım, ben sana uyanmayacağım. Çocuklara can alamayacağım, ben sana hayran uyanmayacağım. Çocuklara can alamayacağım, ben sana hayran uyanmayacağım. Vallahi coşkunuz harikaydı. Gençler iyi ki var. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Burada olmaktan ben çok mutlu oldum. Ben ve ekibime burada sahne alma şerefini vesile olan Avrupa Yozgatlar Federasyon Genel Başkanımız Veysel Filiz Beyefendi'ye, Özler Dernek Başkanımız Sayın Coşkun Baba Yiğit'e, efendim Avrupa Yozgatlar Federasyon Türkiye temsilcimiz Emirhan Aydoğmuş beyefendiye ve emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekibim için de ayrıca bir alkış istiyorum lütfen. Bize ayrılan eğlenerek daha çabuk geçiyor demek ki zaman. Ben burada olmaktan çok mutlu oldum. İnşallah başka bir organizede yine görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı festivalleriniz olsun efendim. Değerli konuklarımız, sevgili Gülay Korkmaz gerçekten festivalimize süper bir tabiri caizse başlangıç yaptı. Kalabalığımız her dakika artıyor. Kendisine ben bir kez daha huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve kocaman alkışlatmak istiyorum kendisini lütfen. Daha büyük alkış alabilir miyiz lütfen kendisine? Gerçekten çok güzel bir performans sergiledi bizlere, renk kattı gecemize. Çok teşekkür ediyoruz güzelim sizlere ve değerli ekip arkadaşlarına. Değerli konuklarımız, şimdi de protokol konuşmalarımızla festivalimiz devam edecektir efendim. Ben ilk olarak Boğazyan Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Coşar'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davetle arz ediyorum efendim. Buyurun Sayın Başkanım. Akdağ Belediye Başkanı, Avrupa Federasyon Başkanımız, Özler Birlik Derneği Başkanımız, kıymetli protokol üyelerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Özlerler, Boğazyan hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu tip organizasyon ve festivallerin şahsım adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birlik, beraberlik, dayanışma anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Özler gibi gurbetçi vatandaşımızın çok olduğu bölgelerde, alanlarda oradaki çocuklarımızın buraya gelmesi, kaynaşması, tanışması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir organizasyonu yapan özellikle Veysel Bey'e, Coşkun Bey'e de şahsım ve Boğazyan Belediyesi adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz Boğazyan'da buna benzer 2-3 tane organizasyon yaptık. Ancak biz bu kadar büyüğünü yapamadık. Burada bir öz eleştiri yapıyorum. Ayrıca arkadaşları böyle bir organizasyon yaptığı için kendilerini buradan tebrik ediyorum. Boğaziçi Belediyesi olarak bu organizasyona ufak tefek desteklerimiz oldu. Biz de bu olaydan dolayı çok mutlu olduk. Aynı zamanda Özler'le bizim bir bağımız var. Ben buradaki insanların birçoğunu tanıyorum. Birçoğu dostum, ağabeyim, arkadaşım, büyüklerim. Özler'in Boğaziçi'ne bağlanması noktasında bir talep oldu bizde. Fakat bu son dönemlerde Özler Köyü tarafından biraz yanlış anlaşılmaya vermeye başladı. Adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Değerli başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kıymetli konuklarımız, alanımız her dakika geçtikçe canış doluyor. Arka tarafta, bu tarafta boş sandalyelerin olduğunu ben buradan görüyorum. Ayaktaki izleyicilerimiz o sandalyeleri kullanıp oturabilirler efendim. Ve programımıza, protokol konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konuşmacımız Akdağ Madeni Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın'dır efendim. Ben konuşmaları yapmak üzere kendilerini mikrofonu da davetle arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli protokol üyelerim ve saygıdeğer Boğazyanlı Özlerli kardeşlerim, hepinize selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Tabii ki bizim de belediyede ilk yılımız olması hasebiyle bu sene organizasyona ilk defa katılıyorum. Yani böyle ölçekli, bu kadar nüfuslu bir yer olduğunu özlerim daha önceden inanın bilmiyordum. Bugün gördüm ki neredeyse bir ilçeye yakışır düzeyde bir kalabalık, bir rağbet, bir organizasyon var. Ben başkanımızı saygıdeğer Veysel Filiz Başkanım'a, saygıdeğer Coşkun Babayiğit Başkanım'a bu tür bir organizasyona imza attıkları için tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Aktan Vadisi halkından sizlere kucaklı olsun sevgiler, selamlar iletiyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar olsun. Evet, konuşmalarından dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Yozgat başlıyor. Çok saygıdeğer Boğaziyen ve Akdağ Madeni Belediye Başkanlarımız, yeni tanıdım ama tanımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum sizin hemşeriniz, benim kardeşimiz, çok saygıdeğer Avrupa Yozgatlar Federasyonu Başkanım, Özler Dernek Başkanım, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Yozgat'ı, Boğaziyen'i ve Özler'i en iyi şekilde temsil eden dernek başkanlarım, çok saygıdeğer hanım kardeşlerim, bey kardeşlerim, ben de hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sevgili Özler hemşehrim, ben Özler'in bu kadar büyük olduğunu Ramazan ayı içerisinde Veysel Başkanımız bizi Avrupa'da bir iftar programına davet etti. Biz de devletin en üst yetkilileri olarak Vali Bey, belediye başkanlarımız, İlçe belediye başkanlarımız, milletvekilimiz de Almanya'nın Ulm kentinde yapılan bir iftara katıldı. Sevgili hemşehrilerim, ben bu sene evimde bir gün iftar yapmış bir insanım. Geriye kalan 30 Ramazan'ın 29'unda çeşitli derneklerde, federasyonlarda, sendikalarda yemeklere katıldık. Ama inanın eğer o gün Almanya'nın Ulm kentinde gördüğüm birlik ve beraberlik beni çok etkiledi. Adeta şok oldum. Buradan giderken uçakta dedik ki ya gideceğiz 300-500 kişiye konuşacağız, bir iftar açıp geleceğiz. Allah sizi inandırsın, bu alan büyüklüğünde bir salon, 1000 kişi var salonda. Salon dolmuş, yanında 1000 kişilik bir salon, orada da o kadar bir insan, inanın eğer o kadar etkilendim şahsım olarak, gözlerim doldu, konuşamaz hale geldi. Ya Avrupa'da bu kadar Yozgatlı mı var? Önce onu sorguladım. Arkasından ya cidden bu kadar Boğaziyenli mi var? Ya bu kadar Özlerli burada ne geziyor dedim. Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan 800 kilometre, 1000 kilometre yoldan o iftara katılmak için gelmişler kardeşlerim. Bunu görünce etkilenmemek mümkün değil. Dün 60 yıl önce, 50 yıl önce Almanya'ya işçi olarak giden, demir yollarında çalışan, madenlerde çalışan amcalarımızın, abilerimizin çocukları bugün Allah hakkı için Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da doktor olmuş, mühendis olmuş, avukat olmuş, hakim olmuş, hatta ve hatta fabrikatör olmuş, kapısında Alman çalıştırıyor, Fransız çalıştırıyor. İşte siz Özlerli hemşehrilerin, bu hemşehrilerinizle ne kadar övünseniz azdır. Ben bir Yozgatlı olarak gerçekten onur duydum, gurur duydum, övündüm. O iftardan sonra gittiğim bütün programlarda anlattım. Ya arkadaşlar dedim, Avrupa Yozgatlar Federasyonu'nun Almanya'nın Ulm kentinin iftarına katıldık. Ya arkadaş, o kadar adamı nereden topladınız? Biz burada gidiyoruz, bir ilçeye gidiyoruz, 300 kişi, 500 kişi, 400 kişi. Ama orada inanın eğer aynı sofrada, aynı masada sizin hemşerileriniz, bizim hemşerilerimiz, binlerce insan. Hepsi birbiriyle dost olmuş, hepsi birbiriyle arkadaş olmuş, adeta kardeş olmuş.
İşte bu kardeşlerimiz bugün de burada bu festivali organize ediyorlar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Deminden Boğazlayan Belediye Başkanımız Gökhan Bey de dile getirdi. Daha önce biz Özler'i ziyaretimizde de konu dile geldi. Siz saygıdeğer Özler'le hemşehrilerimiz takdir ettiği sürece, talep ettiği sürece biz artık Özler bir köy olmaktan çıksın, Boğazlayan'ın bir mahallesi olsun istiyoruz. Tabii bu sizlerin takdiriyle olacaktır. Ben de şahsım, milletvekillerim, bakanlarım ve tüm teşkilatlarım adına size buradan şu sözü veriyorum. Allah için sizlerde uygun görürse yarın dediler ki Özler Boğazlayan'ın bir mahallesi oldu. Kendi köyüm Musa Beyli gibi çalışmazsam namem. Adeta Boğazlayan'ın mevcut bir mahallesi gibi elbette ki belediye başkanımız da çalışacaktır. Belediyenin imkanlarından yararlanacaktır. Devletin imkanlarından daha çok yararlanacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün bizleri burada bir araya getiren çok saygıdeğer Avrupa Yozgatlar Federasyonu Başkanımıza, Özler Dernek Başkanımıza, çok saygıdeğer Özler hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Gönlünüzde neşe, güzel yüzünüzde gülümseme eksik olmasın. Hoşça kalın, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Abi. Değerli konuklarımız, değerli başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve kendileri bir müddet daha sahne misafir ediyoruz. Ve ben Sayın Başkanım Veysel Filiz Bey'i yüksek alkışlarınızla bir kova davet etmek istiyorum efendim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. İki cümle edelim madem pazar günü protokol konuşmalarımızın geneli olacak. Birincisi öncelikle Avrupa'dan gelen birçoğunun gurbetçi diye adlandırdığı bizlerin Avrupa'daki Türk'ün bayrağını taşıyıcıları dediğimiz o güzel insanlara hoş geldiniz diyorum. Sizlerle bir defa daha gurur duydum burada. İkincisi biz köyümüzü, tafımızı, özlerimizi bir kişiyi dışarı bırakmadan karşılıksız seviyoruz hepinizi. Bu bir kere anlaşılmış olsun. Ve bu işi karşılıksız yapıyoruz, sevdiğimizden yapıyoruz. Siz bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz, göz bebeğimiz, göz nurumuzsunuz. Bunu anlaşılması lazım. Biz son aylarda çok fazla eleştiri aldık. Sineye çektik. Çünkü biz 40 yıldır, 50 yıldır sıla hasretini zaten çekmiş bir köyün evlatları olarak sineye çekmeyi çok iyi biliriz. Hiç kimseye gücenmeyiz. Bundan sonra isteriz ki birliğimiz, beraberliğimiz pekişsin. İsteriz ki bu köy arasında insanların su sızmasın. Bu birlik, beraberlik sayesinde hangi görüşe ait olursa olalım, muhtarımızla, yöneticilerimizle, dernek başkanlarımızla ve Kayseri'de olan, Türkiye'de olan birçok mevkiye gelmiş, Avrupa'da olan insanlarımızla örnek Yozgat'ımızın güzel mekanlarından, mevkilerinden biri olalım. Boğazlayan'ın mahallesi olmak, doğalgaz demek, yol, su, elektrik, çöp toplaması demektir. Bu da karşılıksız bir hizmettir. İki muhtarımız olur demektir. Mevcut muhtarlarımızla daha güçlü olmak demektir. Bu tercih size ait olacak. Biz Avrupa'dan geliyoruz, iki ay kalıyoruz ve buranın en güzel mekanlardan biri olmasını istiyoruz. Allah'a emanet olun, yine görüşelim, 3 gün beraberiz. Safları sıklaştıralım, fitneyi, fesatı, bozguncuyu aramıza koymayalım. Köylülerimizin tamamını, çevre köylerimizi, idarecilerimizin tamamını kucaklayalım.
buradan Yozgat'a örnek bir köy olalım diyoruz. Bu potansiyel bizde var. Biz size inanıyoruz. Sizin güzelliğinizi de biliyoruz. Avrupa'da biliyoruz. Tekrar Avrupa'daki o güzel hemşehrilerimi muhabbetle ve sevgiyle kucaklıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Söyledikleriniz bizim için altın değerinde. Değer konuklarımız, gerek il başkanımıza, gerek veysel başkanımıza bu anlamlı ve güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Değer konuklarımız, şu anda festival alanımız tamamen doldu diyebiliriz. Arka tarafta da biraz boşluklar var. Şu koridorda biraz sıkışma oldu buradan gördüğüm kadarıyla. Kıymetli konuklarımızı o tarafa doğru alabiliriz. Orada boşluklar görüyorum efendim. Daha sağlıklı ilerlemesi açısından programımızın. Evet, bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum ben. Festivalin 3. gününde, yani pazar günü akşam çok güzel hediyelerin, gerçekten büyük hediyelerin dağıtıldığı bir çekilişimiz olacak efendim. Peki bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Bu çekilişe katılmak için buradan bilet kupon satış noktamız var. Şurada hemen benim solumda. Şevval'cim yer kaldırır mısın? Buradan biletlerinizi temin ederek efendim çekilişe katılabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel hediyeler alacak. Ben şahsen kendim bir tane kupon alacağım. Çok şansım yoktu kuponlarında ama. Evet. Şimdi de programımıza yine güzel bir konserle devam ediyoruz. Aslen bir eğitimci olan, aslen müzik öğretmeni olan, aynı zamanda Yozgatlı'dır, hemşehrimizdir kendisi. Birbirinden güzel şarkılarıyla bizler de birlikte olacak efendim değerli ekibiyle beraber. Ben şimdi yüksek alkışlarınızla... Evet, bu arada bir ayar çekiliyormuş. Kendisini. Dediğimiz gibi aslendir, eğitimcidir kendisi efendim. Hemşehrimizdir, müzik öğretmenidir. Birbirinden güzel şarkılarıyla birlikte olacak biraz sonra bizlerle. Çok yüksek alkışlarınızla Hüseyin Oğurlu sizlerle efendim. Değerli güzel insanlar, Özler köyünün özel insanları, akşamlar hayırlı olsun, şerler tak olsun, varlığımız birliğimiz daim olsun, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizlerden bir alkış istirham ediyorum ki
bu güzel onurlu gecenin sahiplerinden Sayın Veysel Filiz'e alkışlar mısınız? Coşkun Babayiğit, doğru söyledim. Doğru mu? Alkışlar mısınız lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Özler köyünün muhtarını alkışlayın, ihtiyar heyetini alkışlayın. Kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, kendinizi alkışlayınız. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu gördüğünüz kel kardeşiniz size çok yakın. Ben bir Yozgatlı olarak gurur duyuyorum. Bu bayrağa, bu vatana, bu topraklara gurur duyuyorum. Büyük Bahar köyüne selam olsun, alkışlar mısınız? İyi oldu, kurban olduklarım. Bir de benim bu canlarımı alkışlayın. Bu ses düzenini bize ayarlayan canları alkışlayın. Ama korkmadan alkışlayın. Thank you.